Emekli zammı, memur maaşı, kıdemler, sosyal yardımlar. 7'den 70'e herkesin dört gözle beklediği rakamlar belli oldu. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği 3 Temmuz'a sayılı günler kaldı. Emekli maaşı düzenlemesi, emekli zammı, memur maaş zammı, destek ödemeleri, kıdem tazminatı ödemeleri gibi konularda yeni rakamlar belli oldu. İşte haberin detayları milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ikinci zam dönemi, 3 Temmuz tarihi geldi çattı. Önümüzde hafta açıklanacak olana Haziran enflasyonundan sonra 6 aylık oranlar da belli olmuş olacak. Bu oran tüm emeklilerinin maaşının enflasyon oranı kadar arttıracak. %10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak'ta yapılan %15 oranındaki toplu sözleşme artışına eklenecek olan fark da belirlenmiş olacak. Konunun uzmanlarının tahminlerine göre 6 aylık enflasyon %25 olması bekleniyor. Bunun üzerine eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz tarihinden sonra açıklanacak. Daha sonra da yasal düzenlemeler meclise sunulacak ve emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak. Ödeme takvimi. 5 Temmuz memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı. 3 Temmuz zam oranları belli olacak. 17-26 Temmuz Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine zamlı maaş. 25-28 Temmuz Bağkur emeklilerine zamlı maaş. En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Yapılacak olan enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının dışında emekliler için uzun bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi söz konusu. Gök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme de yapılıyor. Ocak ayında 7500 TL'den 10.000 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşları da Temmuz ayında değişecek. Mevcut 10.000 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının ilk 6 aylık enflasyona göre 12.500 Türk Lirası seviyesine çıkacağı, 2024 yılı enflasyon tahminine göre ise 13.800 Türk Lirası seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Memurlar için en düşük maaş hesabı. Memurlara da refah payı uygulanırsa bu oranlar yeni yüksek maaşlar daha da yükselecek. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlar muhtemelen şu şekilde olacak. En düşük memur maaşı olan 32.860 Türk lirası, 37 kuruş, 39.544,17 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı olan 14.741 Türk lirası, 51 kuruş ise, 17.739,93 TL'ye yükselecek. Aile yardımları 3 Temmuz tarihinden itibaren yalnızca aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı yaşanması halinde toplam zam %20.34 olacak beklenen bu artış miktarı yaşanırsa evli olan memura verilen destek 1729,45 TL'den 2081,22 TL'ye çocuk 0, 6 yaş sahibi olan memura verilen 380,44 TL'lik destek 457,82 TL'ye 6 yaşından büyük çocuğa sahip olan memura verilen destek 190,22 TL'den 228,91 TL'ye, engelli çocuğa 0-6 yaş sahip olan memura verilen 570,65 TL'lik destek 686,72 TL'ye. 6 yaş üstü engelli çocuğa sahip olan memura verilen destek ise 285,33 TL'den 343 Türk Lirası 37 kuruş seviyesine çıkmış olacak kıdem tazminatı Ocak ve Temmuz aylarında yaşanan maaş artışları ile birlikte kıdem tazminatı da yeniden belirlenecek. Değişiklik ise memurlara yapılan zam oranında oluyor. Memur zammı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanının da hesapları değişti. Şu anda ödenen kıdem tazminatı tabanı 35.058,58 TL'den 42.189 Türk TL, Lirası 50 kuruş seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.